fx'den f2x-1'e ve fx-1'e geçiş yapmaya çalışacağız. Öncelikle şuraya fx'i yazmak istiyorum. fx eşittir 3x artı 1 dedik. Buradan bir f2x-1'e geçelim. f'in iç kısmının 2x-1 olması için x gördüğümüz yere ne yazarız? 2x-1 yazarız. Burada yazdıysak karşı tarafta da x gördüğümüz yere 2x-1 yazmamız gerekir. Bu da bize 3 çarpı 2x 1 artı 1'i verecektir. Düzenlediğimizde 3'ü şöyle dağıtırsak 6x-3 artı artı 1'den 6x eksi 2 elde etmiş oluruz. Yani f 2x eksi birimiz 6x eksi 2'ye eşit olarak gelir. Aynı mantıkla bu sefer f fx artı 1'e geçiş yapacağız. Bunun için de f'in iç kısmında x gördüğümüz yere x artı 1 yazarız. Bu bize fx artı 1'i verir. Aynı x artı 1'i şu karşı tarafta da yazmamız gerekir. Bu durumda fx artı 1'imiz 3 çarpı x artı 1 artı 1'den 3'ü şöyle dikkatçe dağıttığımızda 3x artı 3 artı 1 yani 3x artı 4 olarak gelir. Ne yapmak istiyoruz. Bu ikisini toplamak istiyoruz. Bunların toplamı bize 9x artı 2'yi verecektir. Doğru cevabımızın e şıkkı olması gerekir. Öncelikle f(x)'in kuralını bir bulmaya çalışalım. Bakın burada f'in içinde g(x) verilmiş ve karşı tarafta g(x)'e bağlı olarak yazılmış. O zaman biz f(g)x'ten f(x)'e geçmek için g(x) gördüğümüz yeri x olarak aldığımızı düşünürsek, sol tarafta f'in iç kısmını GX'den e, g(x)'ten x'e dönüştürdük. O zaman sağ tarafta da gx olan her kısmı x'e dönüştürmemiz gerekir. Yani biz şurada gx gördüğümüz yere ne yapacağız? x yazmış olacağız. Bu da bize fx'i aslında 2 çarpı x artı 5 yani 2x artı 5 olarak vermiş olacaktır. f2'yi bulmak istiyoruz. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazarız. Bu da f2'yi bize 2 çarpı 2 artı 5 yani 4 artı 5'ten 9 olarak verir. Doğru cevabımızın a şıkkı olması gerekir. Üst taraftaki bilgilere baktığımızda 4x eksi 1'in yerine 7 geldiğinde x üzeri m eksi 7'nin yerine de 25 geliyormuş. Hemen burada 4x eksi 1'i bize 7 olarak veren x değerini bir bulmaya çalışalım. Burada 4x 7 artı 1'den 8 x de 8 bölü 4'ten 2 olarak gelecektir. F'in iç kısmında x yerine 2 yazdığımızda f7 elde etmişiz. Aynı 2'yi karşı tarafta da yine x yerine yazmamız gerekir. Burada x gördüğümüz yere 2 yazarsak f7 değerimiz 2 üzeri m eksi 7 olarak gelecektir. İşte bu f7'nin kaça eşit olduğunu biliyoruz. 25'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu durumda 2 üzeri m 25 artı 7'den 32 gelir. 32 2'nin 5. kuvvetidir. Tabanlar aynıysa kuvvetler de aynı olsun deriz. Ve m değerimizi 5 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız burada. E şıkkı gelecektir arkadaşlar. M1'i elde etmeye çalışıyoruz. M'nin iç kısmını 1 yapmaya çalışacağız. Öncelikle üst taraftaki eşitlikte şu sol kısımda M'nin iç kısmına bir odaklanalım. Burayı 1 yapmak için x yerine ne yazmamız gerekir buna bakalım. Biz burada 4 bölü x'in 1 olmasını istiyorsak x'imizin yerine 4 yazmamız gerekir. Her tarafta x gördüğümüz yere 4 yazalım. x gördüğümüz yere 4 yazdığımızda M4 bölü 4 artı yine M4 bölü 4'ün geldiğini görüyoruz. Bu bize aslında M1 artı M1'den neyi verecektir? 2 tane M1'i verecektir. Karşı tarafta da X yerine 4 yazdığımızda doğrudan neye ulaşmış oluruz? 4'e ulaşmış oluruz. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde M1 değerimiz 4 bölü 2'den 2 gelecektir. Doğru cevabımızın burada B şıkkı olması gerekir. x küple f1 bölü x'in çarpımını arıyoruz. Şuraya eşittir deyim. Şöyle x küp dedim. Hemen parantez açacağım çarpma işlemi yapacağım için. fx'ten f1 bölü x'e geçiş yapacağız. X gördüğümüz yeri 1 bölü X yazıyoruz. O zaman karşı tarafta eşitliğin sağ tarafında da X gördüğümüz yeri 1 bölü X yazmamız gerekir. 1 bölü X'in küpünden 1 bölü X kübü elde etmiş oluruz. 1 bölü e, X'in karesinden 1 bölü X karenin geleceğini söyleyebiliriz. Devamında da 4 çarpı 1 bölü X artı 1'i elde etmiş oluruz arkadaşlar. Dikkatlice X kübü şöyle dağıttığımızı düşünelim x küple 1 bölü x'i çarptığımızda x küpler gider 1 kalır. x küple 4 bölü x kareyi çarptığımızda x küple x kare sadeleşir üst tarafta x kalır. Bir de burada eksi 4'ümüz olduğu için eksi 4 x elde etmiş oluruz. x küple 4 çarpı 1 bölü x'i çarptığımızda x küp bölü x'ten x kare gelir bir de 4'ümüz var. Burası bize neyi verecektir? 4 x kareyi verecektir. x küple şu 1'i çarptığımızda da doğrudan x küpün kendisini elde etmiş oluruz. Burada en başa x küpü getirerek düzenleme yaparsak ifademiz x küp artı 4 x kare eksi 4 x artı 1 olarak gelecektir. Bu da bize e şıkkında verilmiştir arkadaşlar. F0'dan F1, F2 diye F3'e doğru ilerleyerek F3'ü bulmaya çalışacağız. Bunu yakalamak için bence öncelikle şurada en gördüğümüz yere 1 yazmamız gerekir. Çünkü en gördüğümüz yeri 1 yazarsak sol tarafta F1'i sağ tarafta da f 0 elde etmiş oluruz. Bu da F0'dan F1'e geçiş olarak gelir. Sonra F1'den F2'ye F2'den de F3'e geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. En gördüğümüz yeri 1 yazdığımızda F1 eşittir 4 tane F0 artı 2'nin geldiğini görüyoruz. Burada F0'ımız 1'di. F0 yerine 1 yazarsak 4 kere 1 4 2 daha bize 6'yı verecektir. Şimdi F1'i 6 olarak yakalamış olduk. F1'den F2'ye geçiş yapacağız. Bunun için de n yerine 2 yazmak istiyorum. n yerine 2 yazdığımızda F2 eşittir. 4 tane F1 artı 2 gelmiş olur. F1 6'ydı. 4 kere 6 24 artı 2'den burada da 26'yı F2 olarak ne yapmış oluruz? Yakalamış oluruz. Şimdi n yerine 3 yazarak F3 bulmuş olacağız. En yerine 3 yazdığımızda F3'ümüz 4 çarpı F2 artı 2 olarak gelir. F2 26 4 kere 26 104 yapar. 2 daha eklediğimizde 106'yı F3 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Turuncu kutumuzun içindeki değerin karesini alıp 2 eklememiz gerekiyor sonucu bulmak için. Burada turuncu kutu içinde x artı 4 verilmiş. O zaman biz x artı 4'ün karesini alıp buna kaç ekleyeceğiz? 2 ekleyeceğiz eşittir diyeceğiz. Burada turuncu kutu içinde x artı 2 verilmiş. Bu da bize o zaman x artı 2'nin karesi artı 2'ye ne yapmış olacaktır? Götürmüş olacaktır. Burada ikiler birbirini götürmüş olsun. X artı 4'ün karesi eşittir. X artı 2'nin karesini elde ettiğimizi görüyoruz. Karelerini alarak da ilerleyebiliriz. İkisini aynı tarafa toplayıp iki kare farkı da yapabiliriz. Bence öyle yapalım. İkiler zaten gitti. X artı 4'ün karesi dursun. X artı 2'nin karesini bu tarafa gönderdiğimizde karşı tarafta 0 kalacaktır. İki kare farkı yapıyorum. Birinci artı ikinciden x artı 4 artı x artı 2 yani 2x artı 6 gelmiş olur. Çarpı birinci eksi ikinci. Yani x artı 4'ten x artı 2'yi çıkartacağız. Bu eksi x eksi 2 bunlar gittiğinde 4 eksi 2'den bize 2 verecektir. Buraya da çarpı 2 deyip bunu 0'a eşitliyorum. Burayı 0 yapan x değerini 2x artı 6'dan yakalayabiliriz. İfademizin 0, 0 olması için 2x artı 6'nın 0 yani x'imizin eksi 3 olması gerekir. Doğru cevabımız burada B şıkkı olarak gelmiştir. Bizlere f 2 üzeri x verilmiş ve f 3ü bulmamız istenmiş. İç kısımdaki 2 üzeri x'in 3'e dönüşmesini istiyoruz. O zaman bize bunu veren x değerini yakalamaya çalışabiliriz. 2 üzeri x eşittir 3 dediğimizde logaritma biliyorsak, burada logaritma 2 tabanında 3 bize x'i verecektir. Buradan ilerleyebiliriz ama buna hiç gerek olmadan da tabii ki sorumuzu çözebiliyoruz. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. ifadeyi biraz düzenleyelim f 2 üzeri x eşittir dedim. 8'i 2'nin küpü olarak aldığımızda 2'nin küpünün x'inci kuvveti gelir. Bu da bize aslında 2 üzeri 3x'i düzenlersek 2 üzeri x'in 3. kuvvetini verecektir. Yani ben buraya 8 üzeri x yerine 2'nin x'inci kuvvetinin 3. kuvveti yazabilirim arkadaşlar. Aynı mantığı 4 üzeri x artı 1'de de yapacağız. Öncelikle burayı 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 1 olarak yazmak istiyorum. 4 üzeri x'i de aynı 8 üzeri x'i düzenlediğim gibi 2 üzeri x'in karesi olarak düzenleyebilirim. Bir de burayı neyle çarpmış olacağım? 4 le. Önde de eksimiz var. O zaman ben burayı eksi 4 çarpı 2 üzeri x'in karesi olarak yazıyorum. Devamında da kaçı eklemiş oluyorum? 10'u eklemiş oluyorum. İşte bunu yakaladıktan sonra şöyle düşünebilirim. Ben 2 üzeri x gördüğüm yere 3 yazacağım. O zaman burada her 2 üzeri x gördüğüm yere 3 yazarak zaten sonucu rahatlıkla bulmuş olurum. Ya da önce fx'e geçerim. Ben burada f2 üzeri x'ten f Fx e, fx'e geçeceksem 2 üzeri x gördüğüm her yere ne yazmam gerekir diyeceğim. x yazmam gerekir diyeceğim. Bu durumda fx'im şurada 2 üzeri x gördüğüm yere x yazarsam x'in 3. kuvveti eksi 4 çarpı x'in karesi artı 10 olarak gelecektir. İşte fx'i buldum. Bundan sonra da f3'ü rahatlıkla bulabilirim. f3 3'ün küpü eksi 4 çarpı 3'ün karesi artı 10 olarak gelir. 3'ün küpü 27 yapar. 3'ün karesi çarpı 4'ten 36 gelir. Bir de buraya 10 eklediğimizde 37 eksi 36'dan 1'e ulaşırız. Doğru cevabımız burada A şıkkı gelecektir arkadaşlar. F 1'den faydalanmak adına öncelikle şuradaki eşitlikte x gördüğümüz her yere bir eksi 1 yazalım. Bu durumda g eksi 1'in karesi 1 artı f eksi 1 gelir. f eksi 1 1 olduğu için buraya tekrar 1 yazarız. Eşittir. 6 çarpı f eksi 1 gelecektir. O da 1'dir. Bir de bunlara eksi 1'i eklememiz gerekir. Bu durumda g2 değerini buluyoruz. 6 eksi 1'den 5 geldiğini görüyoruz arkadaşlar. İşte g2 değerini kaç olarak yakalamış olduk? 5 olarak yakalamış olduk. Şimdi f2'den faydalanmak adına buradaki eşitlikte x gördüğüm yere 2 yazmak istiyorum. Bu durumda g 2'nin karesi 4 artı f2 gelir. f2 3'e eşittir. Eşittir. 6 çarpı f2 deriz. O da yine 3'tür. X'in yerine de 2 yazmış oluruz. Bu durumda G7 değerimiz 6 kere 3 18 artı 2'den 20 olarak bulunmuş olur. G7'yi de 20 olarak alırız. İkisinin toplamı bize 25'i verir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Öncelikle f eksi 8'i bir bulmaya çalışalım. Eksi 8 değeri eksi 1'den küçük bir değer olduğu için şu en altta yerine yazmamız gerekir. Hemen f eksi 8 dedim. x yerine eksi 8 yazınca f eksi 8 artı 4'ten f eksi 4'ü elde ettiğimi görüyorum. O zaman şimdi de f eksi 4'ü bulmam gerekiyor. Eksi 4 değeri halen eksi 1'den küçük bir değer olduğu için yine en altta yerine yazarız. Ve f eksi 4'ümüz f eksi 4 artı 4'ten f 0'a eşit olarak gelecektir. Evet. 0 değeri eksi 1 ile 2 arasında olduğu için ortadaki fonksiyonu kullanırım. Ortadaki fonksiyonda x yerine 0 yazarsam f2'yi elde ettiğimi görüyorum. Şimdi f2'yi bulacağım. 2 İki değeri 2'ye eşit olduğu için en üstteki fonksiyonu kullanmam gerekir. Yani f2 değerim de 3 çarpı 2 artı 2'den bana 8'i verir. O zaman f eksi 8'im de 8 olarak bulunmuş olacaktır. Aynı mantıkla f 13'ü bulmam gerekiyor. Hemen başlıyorum f 13 dedim. Eksi 13 değeri eksi 1'den küçük olduğu için en altta yazarım. Eksi 13 artı 4'ten f eksi 9'u elde etmiş olurum. Aynı mantıkla f eksi 9 artı 4'ten f eksi 5'i F eksi 5 artı 4'ten de F eksi 1'i elde edeceğim. Eksi 1'i elde ettiğimde artık ortadaki kısma geçmem gerekir. X yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 artı 2'den burada da F1'i elde ederim. 1 halen ortadaki fonksiyonu bana verecektir. 1 değeri eksi 1 ile 2 arasında olduğu için o zaman ortadaki fonksiyonu X yerine 1 yazdığımda F1 artı 2'den F3'ü elde ettiğimi görüyorum. Artık 3 değeri 2'den büyük olduğu için en üstteki fonksiyonu kullanırım. Bu da bana 3 çarpı 3 artı 2'den 11'i verecektir. Yani f eksi 13'üm de 11 olarak gelmiştir. 1'i 8, 1'i 11 toplamları 19 yapar. Doğru cevabımızın a şıkkı olması gerekir. G1'den G10'a kadar bulmuş olacağız. Ee, 1, 2, 3 diye birer birer sayarak 10'a kadar gittiğimiz için 10 tane görüntünün olduğunu söyleyebiliriz. Aritmetik ortalamayı bulmak için bunların toplamını kaça bölmemiz gerekir? 10'a bölmemiz gerekir. Şimdi biz Gx bize verilmiş buna bir odaklanacağız. Öncelikle G1'i bulmaya çalışalım. G1 x yerine 1 yazdığımızda 1 artı 2'den F3 eksi 1 artı 1'den F2'yi verecektir. Hemen G2'yi bulalım. X yerine 2 yazınca F4 eksi F3'ün geldiğini görüyoruz. G3'ü bulalım x 3 yazdığımızda F5 eksi F4 gelir. Bu şekilde devam ederiz. Biz burada g 10'a geldiğimizde x 10 yazdık ve F12 eksi F11'in geldiğini söyleyebiliriz. Sol taraftakilerin toplamını arıyorduk. Taraf tarafa toplarsak dikkatlice baktığımızda F3'ler, F4'ler, F5'ler birbirini götürür. Burada F11'ler de birbirini götürür. En üstten eksi F2 alttan da artı F12 kalacaktır. Sol tarafta bizim aradığımız o toplamı verir. Bizim aradığımız bu toplamı biz E ile gösterelim. E'yi kaça bölmemiz gerekiyor ona bunu unutmayalım. E eşittir ne gelmiş oldu? F12 eksi F2 gelmiş oldu. F12'yi buradan hesaplayabiliriz. 12 yazdığımızda 12'nin karesi artı 12 artı 2 gelir. 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4. 2 daha 6, 2 daha 8 yapar. Buradan 8'i çıkartmamız gerekir. Bu bize E'yi verecektir. Bunu 10'a bölmeyi unutmayacağız arkadaşlar. 12'nin karesi 144. 12 daha 156. 2 daha 158. 8 çıkınca 150 elde ettiğimizi görüyoruz. E 150, E bölü 10, 150 bölü 10'dan 15 gelir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Hemen deneyelim birinci fonksiyonda f a artı b bizi 3 tane a artı b'ye yani 3 a artı 3 b'ye götürecektir. Peki bu eşit mi diye bakacağız. f a çarpı f b. f a'mız 3 a yapar. f b'miz de 3 b yapar. Buradan da 9 çarpı a çarpı b'nin geldiğini görüyoruz. 3 a artı 3 b 9 tane a çarpı b'ye eşit midir? Tabi bazı a ve b değerleri için bu sağlanabilir ama tüm a b değerleri için sağlanamayacağını söyleyebiliriz. Mesela a yerine 1 b yerine ne de 2 e, verdiğimizi düşünürsek burası 3 kere 1 3 3 kere 2 6 yapar burası 9 çarpı 1 çarpı 2 çarptığımızda bize kaçı verecektir? 18'i. Bu tarafta 9'u bu tarafta 18'i elde ettik. Birbirine eşit olmadığını görüyoruz. Tüm A ve B değerleri için sağlanmayacağından bu bize istediğimizi vermemiş olur. Hemen ikinciye bakalım. X yerine A artı B yazdığımızda 3 üzeri A artı B elde ediyoruz. Bu eşit mi? F A, yani 3 üzeri A çarpı F B, yani 3 üzeri B. E tabanları aynı kuvvetleri topladığımızda burası 3 üzeri A artı B gelir. Sol tarafta 3 üzeri A artı B. Sağ tarafta 3 üzeri A artı B. Bunlar birbirine eşit geldiği için bu durum bize istediğimizi verecektir arkadaşlar. Üçüncüye baktığımızda e, F A artı B demiş. Bu bizi A artı B'nin küpüne götürür. Eşit mi diye bakıyoruz. F A yani A'nın küpü çarpı F B'nin B küpü. Burası bize A çarpı B'nin küpünü verir. E, i̇lk örneğimizde olduğu gibi bunun da her zaman doğru geleceğini söyleyemeyiz. Mesela A yerine bir B yerine 2 verdiğimizde burası üçün küpü yapar. Ama burası bir kere den 2'nin küpü yapar. Bunlar birbirine eşit değildir tüm A ve B'ler için sağlanmadığını görüyoruz. O zaman üçüncü de bize istediğimizi vermez. Doğru cevabımızın B şıkkı yalnız 2 gelmesi gerekir. F2'yi bir bulalım. Fonksiyonda x gördüğümüz yere 2 yazacağız. Bu bize 2 eksi 2 çarpı eksi 2a artı 12 artı 2 eksi 3 çarpı 2a artı 6'yı verecektir. Bunun sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bakın şurası 2 eksi 2'den 0 yapıyor. Burası gidiyor zaten. Burada da 2 eksi 3'ten eksi 1 gelir. Şimdi eksi 1 çarpı 2a artı 6 sıfırdan küçüktür. Her tarafı eksiyle çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirir. Bu durumda eksi 1 gider 2a artı 6 kalır. Eşitsizlik yön değiştirdiği için eksi 1 çarpı 0 da yine bize sıfır vereceği için biz 2a artı 6'nın sıfırdan büyük olduğunu, buradan 2a'nın eksi 6'dan büyük. A'nın da eksi 6 bölü 2 yani eksi 3'ten büyük olacağını belirlemiş oluruz. Aynı mantıkla F3 üzerinden bir yorum yapalım. 3 yazdığımızda da dikkat ederseniz şu sağ taraf sıfırlanır. Çünkü 3 eksi 3'ten burası sıfır gelir bu gider. O zaman şu sol tarafa yazmak yeterli olacaktır. 3 yazdığımızda 3 2'den 1 geldi. Bunun dışında eksi 3A artı 12 gelmiş olur. Bunun ne olduğunu biliyoruz. Sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Burada eksi 3A artı 12 büyüktür. Sıfır elde ettik. Eksi 3A'yı karşıya gönderdiğimizde 12 büyüktür. 3A gelir. Her taraf 3'e böldüğümüzde A'mız 4'ten küçük olarak gelecektir. A'mız eksi 3'ten büyük 4'ten küçüktür. Bu aralıktaki tam sayılarımız eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 olmak üzere 6 tane gelir. Doğru cevabımızın C şıkkı 6 olması gerekir. FA eşittir A denklemini sağlayan A değerlerini yakalamaya çalışacağız. X'lerimizin ise pozitif gerçek sayılar kümesinin elemanları olduğunu unutmuyoruz. Şimdi biz F'in şu iç kısmını da A yapmak istiyoruz. Karşı tarafta elde ettiğimiz görüntünün de ne gelmesini istiyoruz? A gelmesini istiyoruz. Bu durumda aslında X kare eksi X artı 4 A'ya eşit olsun diyeceğiz. Aynı zamanda X artı 7 de A'ya eşit olsun diyeceğiz arkadaşlar. Burada hemen şuraya da x artı 7 eşittir a yazıyorum. İkisinin de a geldiğini görüyoruz. O zaman biz aslında bu ikisinin birbirine eşit olduğu durumları aradığımızı söyleyebiliriz. Hemen x kare eksi x artı 4'ü bir neye eşitleyelim? x artı 7'ye eşitleyelim. Hepsini aynı tarafa attığımızda x kare eksi 2x artı 4 eksi 7'den eksi 3 eşittir 0 elde ederiz. Çarpanlar ayırdığımızda x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0 gelecektir. Buradan ifademizi sıfırlayan x değerlerinden biri ona da x1 diyelim 3 gelir. Bir diğeri ise ne olarak gelir? Eksi 1 olarak gelecektir. Ama x'lerimizin pozitif olduğunu söylemiştik. Demek ki bunu almayacağız. Biz sadece x'in 3'e eşit olduğu durumu alacağız arkadaşlar. E x artı 7 a'ya eşitti. x'i 3 aldığımızda a değerimiz 3 artı 7'den 10 gelir. Yani aradığımız a değeri aslında bir tanedir. O da 10'dur. Doğru cevabımız burada a şıkkı 10 olarak gelecektir arkadaşlar. Bu 3'ü x kare eksi x artı 4'te yazdığımızda da yine neyi elde etmiş oluruz? A'yı 10 olarak elde etmiş oluruz. İkinci bir x değeri kullanamadığımız için ikinci bir a değeri de bulamıyoruz. Doğru cevabımız da burada. A şıkkı 10 olarak geliyor arkadaşlar. F eksi 2'yi bulmaya çalışıyoruz. Öncelikle şurada bir x gördüğüm yere eksi 2 yazmak istiyorum. Bu bana a çarpı eksi 2'nin 7. kuvvetini verir. Şimdi eksi 2'nin 7. kuvveti beni eksi 2 üzeri 7'ye götürecektir. O eksiyi başa gönderirsem eksi a çarpı 2 üzeri 7'nin geldiğini söyleyebilirim. Aynı mantık x küpte yani eksi 2'nin küpünde de geçerli. Orada da eksi b çarpı 2'nin küpü. Devamında eksi c çarpı ne gelecektir? 2 gelecektir. Artı bir de 3 gelmiş olur. Biz ne yapacağız? bunu bulmaya çalışacağız. Bunun sonucunun biz M olduğunu düşünelim. Unutmayın M'yi bulmaya çalışıyoruz. Bize F2 4 olarak verilmiş. Gelin bir de F2'yi bunun altına bir yazalım. F2'yi yazdığımızda e, 2'nin 7. kuvveti çarpı A gelir. Yani A çarpı 2 üzeri 7 elde ederiz. E, artı B çarpı 2'nin küpünü artı C çarpı 2'yi artı 3'ü elde etmiş oluruz. Bunun da kaç geldiğini biliyoruz. 4 geldiğini biliyoruz. Biz burada M'yi bulmaya çalışıyoruz. Bakın bu, e, burada burada şu son ikiliyi taraf tarafa topladığımızı düşünürsek hepsi aslında birbirini götürecektir. Birbirlerinin eksilisi gelmiş olurlar. Elimizde 3 artı 3'ten 6 kalır. Sağ tarafta da m artı 4 kalacaktır. E biz m'yi arıyorduk. m f eksi 2 eşitti. 4'ü sol tarafa atarsak 6 eksi 4'ten m'miz yani f eksi 2'miz 2 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın b şıkkı 2 olması gerekir. Öncelikle X yerine bir 2 yazmak istiyorum. Şuradaki eşitsizliği kullanacağım. X yerine 2 yazdığımda F2 küçüktür. F2 artı 4'ten 6'yı elde etmiş olurum. Bir de bundan sonra 6'dan faydalanmak adına X yerine 6 yazacağım. Bu da bana F6 küçüktür. F6 artı 4'ten F10'u vermiş olur. Eşitsizliklerimin yönü aynı tarafa olduğu için taraf tarafa şöyle toplama yapabilirim. Bunu yaptığımda F2 artı F6 küçüktür. F6 artı F10 gelmiş olur. Burada f6'lar birbirini götürecektir F2 küçüktür F10 kalacaktır elimizde birinci de bu söylendiği için birincinin kesinlikle doğru olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz arkadaşlar şu ikinciyi bir yorumlamaya çalışalım f -2 ve F2 üzerinden yorum yapacağız X xinin -2 yazdığımızda üst taraftaki eşitsizlikte f -2 küçüktür f -2 artı 4'ten F2 gelmiş olur ama biz f -2 ve f2 değil bunların mutlak değerlerini karşılaştırmak istiyoruz Örneğin f -2'nin -8 olduğunu f2'nin de 3 olduğunu düşünürsek bu eşitsizlik sağlanır. Ama mutlak değerlerini aldığımızda mutlak f-2 büyüktür mutlak f2 gelmiş olur. Çünkü mutlak f-2 artık bize 8'i verecektir. Mutlak f2 3 gelir 8 3'ten büyüktür. Yani ikincinin her zaman sağlanması gerekmez arkadaşlar. Aksine bir örnek vererek bunu göstermiş olduk. Buraya bakalım f4 var f8 var f12 var. O zaman x'e 4 vererek başlamak istiyorum. X'e 4 verdiğimizde f4 küçüktür, f4 artı 4'ten f8 gelir. X'e e 8 verdiğimizde f 8 küçüktür, f 8 artı 4'ten f 12'nin geldiğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi diyor ki, f 4 artı f 8 iki tane f 12'den küçüktür diyor. Biz burada şunu yazabiliriz, f 4 f 8'den küçüktü, f 8 de f 12'den küçük. Dolayısıyla f 4 f 12'den ne gelmiş olacaktır? Küçük gelmiş olacaktır. O zaman ben şunu yazabilirim, f 4 neyden küçük diyebilirim? F 12'den küçük diyebilirim. E, f 8'in zaten f 12'den küçük olduğunu biliyorum. Bunları taraf tarafa topladığımda, f 4 artı F8 küçük e, küçüktür. 2 tane ne gelmiş olur? F12 gelmiş olur. Yani buradaki eşitsizlik de her zaman sağlanacaktır arkadaşlar. Baktığımızda 1 ve 3 her zaman doğrudur. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir.